Evet, musiki Mevlevilik'te vardır. Var mı buraya kadar sorun? 15 dakikadan atacağım çünkü inşallah. Evet, musiki çok önemlidir. Ney? İnsanı temsil eder. Buraya geçelim. Çünkü ileriden atacağım onu. Mesnevi hakkında tabii Mesnevi'nin kötü olduğunu işte eleştirenler var vesaire var. Hazreti Mevlana bunu o zaman da yapıyorlar. Mesnevi o zaman da söylüyor. Ve Mesnevisinde beyitlerde belli. Orada söylemiştir. Mesnevi'yi kınayana cevap. Mesnevi'yi Kur'an'dan aldığı ayetleri kendi üslubuyla ve ilhamıyla tefsir etmiştir. Ey kınayan köpek. Hani demiştiniz de demin. Hazreti Mevlana hep böyle yumuşak konuşuyordu. Evet, başladı yumuşak konuşmaya. Sen hav hav edip duruyor da Kur'an'ı kınamakla hükmünden kendimi kurtarır mı sanıyorsun? Burada Kur'an'dan ayetler var. Geçer mesela bazı yerlerde sürekli. Anlamazsın ama geçtin. Aa evet bu ayet. Hani o yüzden Mesnevi hemen okuyamazsın. Önce Kur'an'ı okuyacaksın. Önce fıkıh ilmini, bütün peygamberleri okuyacaksın. Çünkü Hazreti Süleyman'dan bahseder. Hazreti Davud'dan bahseder. Mantık el dair de öyledir. Feridüddin Attar Hazretleri'nin inanılmaz. Yani bir şeyleri bilmeden o kitabı alıp okursan bu ne ya dersin ya da ben bunu okuyamadım dersin. Ya da hikaye kitabı gibi okudum bitirdim dersin. Allah muhafaza etsin. Bu o aslan değil ki onun canını halas etmeye muvaffak olasın. Yahut karnını pençesinden imanını kurtarasın. Kur'an kıyamete kadar ey kendini bilgisizlikle feda edenler diye nida eder. Der ki siz beni masal sandınız ama kınama ve kafirlik tohumunu ektiniz. Fakat kınayıp da aslı yok masaldan ibaret dediniz ama gördünüz ya siz yok oldunuz masal oldunuz. Herkes öldü yani. Ben Allah'ın kelamıyım. Allah'la kaimim. Canın canına gıdayım. Arı duru parlak bir yakutum. Yani kendinden bir şey nakletmedi. Kur'an nereden geliyor? Hazreti Allah'tan geliyor. Onu tefsir ettiğine göre şimdi sen bunu açıp da bu nasıl bir kitap dersen Kur'an ayetleri var içerisinde. O zaman onları da nasıl bir kitap diyorsun? Ben güneşin nuruyum. Bakın güneşim demiyor Hazreti Mevlana Mesnevi için. Güneşin nuruyum diyor. Hani demin İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bahsetmiştik. Ne diyor mektubatında? Güneş oradadır ama aynayı koyduğun zaman güneşi elinde zannedersin. İşte bu bir yansımadır. Vardır bu şekilde. Bakın karşınıza gelir. Diyor ki hak bizde zuhur ediyor falan. Enel hak. Artık haşa enallah'a kadar getirecek yani. Enel hak bile demiyor adam. Hepimiz birer Allah'ız diyenlerle karşılaşırsınız arkadaşlar. Bakın. Var bu tarz. Diyor ki hepimiz biriz. Tamam birsin de İmam-ı Rabbani ne diyor? Hazreti Mevlana ne diyor? Güneşin yansımasıyım diyor ya. Affedersin güneş bok böceğine de yansıyor. Mesnevi'de geçer. Her yere yansıyor. Evet. Bakın ben aşıkları ölümden kurtarmak için buracıkta akıp duran bir ab-ı hayatım. Aşıkları. Ölümden kurtarmak ne demek? Ölmeden evvel ölünüz manası. Bakın her cümlede farklı mana var. Hırsınız, hasediniz bu kötü kokuyu salmasaydı Allah sizin mezarınızda da bundan bir katrecik saçardı. O hakimin sözünü, o hakimin öğüdünü tutmaz mıyım hiç? Her kötü ve yanlış kınama yüzünden gönlümü bozmam, işimden ve sözümden de kalmam. Siz ne derseniz deyin. Yahu zaten kendine bir şey atfetmiyor ki. Ben yazdım demiyor ki. Ben yaptım demiyor ki. Bir benlik sevdası yok. Evet. Ney biz ney gibiyiz? Biz neydeki nameden, name senden. Biz dağ gibiyiz. Bizdeki seda senden diyor Hazreti Mevlana başka bir yerde. Evet, yok olmanın yolu başka yoldur. Çünkü aklı başında olmak da başka bir günahtır. Aklı başında olmak. Aklı başında oluş geçmişleri hatırlamaktan ileri gelir. Sen geçmişini hatırlayıp ah benim başıma şu dertler geldi.
Ah benim başıma bu dertler geldi dersen, o geçmişinde kaldı diyor. Hazreti Mevlana demişti. Dünle beraber gitti cancağızın, ne varsa düne ait. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Dün gitti. Sen hala geçmişini düşünüp bu kadar para kaybettin. Annemi kaybettim, babamı kaybettim, şu oldu, bu oldu dersen sen zaten şeytanın tuzağına düşmüşsün. Sen bitmişsin de okey dönmeye çalışıyorsun. Evet, geçmişsin de Allah'a perdedir, geleceğin de geçmişin Allah'a perdedir, Allah'a göremezsin geçmişinle ilgilenirsen. Her ikisinde de ateş var. Bu ikisi yüzünden ne vakte kadar ney gibi boğum boğum olacaksın, ney dokuz boğumdur, boğum boğum gelir. Her bir insanın vücudunu temsil eder. Delikler her bir insanın, Allah ona üfledi. Sen de kendi tarafından tavaf edip durdukça nasıl tavafta olursun? Yani sema etmekten bahsetmiyor burada. Kendi benliğinde, ben büyüğüm dedikçe Allah'ın etrafında tavaf edemezsin. Kabe'de de tavaf etsen kendi benliğinde tavaf ediyorsun. Çünkü ben tavaf ettim diyorsun. Ben Mekke'ye gittim, ben Medine'ye gittim. Ben diyen şeytandır. Ben demez mümin. Evet. Buraya da geçelim. Evet, bir geri alalım burayı. Bir kemik parçası için köpeklerle dolaşmakta, içi boş ne gibi inleyip durmaktasın. Hadi buyur şimdi ne için içi boş ne gibi duruyorsun diyor. Çünkü neyin bir manası yoktur. Neye üfleyenin manası vardır. Ne diyor ayet-i kerimede? Ben size kendinden üfürdüm. Buradaki neyzen mi hakikati simgeler, ney mi? Hayır, ney? Hepimiz insanları simgeliyor, insanları temsil ediyor. Üfleyense hakikati simgeliyor. Aklın insanlara ayak köstüğü oldukça o akıl, akıl değildir, yılan akreptir. Evet, devam edelim. Devam edelim. Evet, bunu da geçebiliriz. Bu da diğer derslerde hazırladığımız bazı şeyler. Evet. Ey benim paramparça olmuş gönlüm, çare onu görmektir. Benim dayanağım, güvendiğim odur. Sen de aklını başına al da bu dünyaya güvenme. Sevgilim, bütün insanlar senin neyin olmuş. Her biri senin havanla dolmuş. Semaya düşkün değilsen can neyine el atma. Semaya düşkün değilsen, bakın burada şöyle bir şey demiyor. İşte herkes sema etsin. Herkes şunu yapsın. Hayır. Bu hani tarikatlardaki ayrılıklar var ya, kimisinin akşi olur, kimi cehri zikir, kimi hafi zikir. Burada da Hazreti Mevlana hani can neyine el atma eğer semaya düşkün değilsen. Çünkü sema vecd ile gelir. Birden gelir. Hazreti Mevlana hadi toplanıyoruz bugün sema ediyoruz. Şu gün ruhsen değil. Öyle bir şey yok. Anında pazarın ortasında bilemiyorsun ruh hali. Saatlerce. Üç gün başka bir yerde. O üç gün başka bu. Üç gün başka. Üç gün bir yerde artık def çalan birisi var diyor ki yani artık yemek şey yapsa da çocuk aç diyor. Eve para götürsek bari hakkımızı hani yüksek bir para alsak deyince Hazreti Mevlana bu malum oluyor. Döndüğünde cebinden çıkarttığı akçeleri atıyor ve derisini deliyor definin. Al git şimdi diyor. Hani üslup yumuşak mı sert mi mevzusunda ki haller. Evet, feryat etme. Bu Haşr suresindeki, Hicr suresindeki 29. ayete üfledim, ruhumdan üfledim sözüne istinaden söylemiştir. Feryat etme, senin için ben feryat edeyim. Sen kurtsun, ben çobanım. Benim yerime çobanlık etmeye kalkışma. Bize diyor, bana diyor. Ben sadece konuşuyorum ya şu anda. Çobanlık etme diyor ya. Evet, niçin ah ettim? Ah derdimi anlatacak bir mahrem, samimi, çok yakın bir dost bulamıyorum. Ben de Hazreti Ali gibi kuyuya ah edip durayım. Buradaki mana Hazreti Ali'ye, Hazreti Resulullah Efendimiz selam üzerine olsun, bazı sırlar söylemiştir ve bunu kimseye söyleme demiştir. Bu anlatılan bir hadisedir. Gerçeklik payı size kalmış. Hazreti Ali de bir kuyuya bu bilgileri söylüyor. Ağzından boş bir kuyu, su olmayan bir kuyu, ağzından dökülen tükürükle de oradan bir şeker kamışı çıkıyor. Bu kamış büyüdükçe de, rüzgar vurdukça da işte o ses, hani biz üflüyoruz da ses çıkartamıyoruz ya neyden. Gerçi Ahmet Çayat Hocam çalıyor ama artık. İleri safhalarda. İlk başta ses çıkartmak önemlidir. Yani belki önemli değildir ama bence önemlidir diyelim. Ses çıkartıp onun hakikatini, yani
Mesela Ali İbrahim hocamız da ilk aldığında hemen ses çıkartmıştır. Çalmanız önemli değil ama ses ilk aldığınızda hemen pat diye ses çıkartıyorsanız güzel şeyler var diyor. Ben kendi açımdan söylüyorum. Yoksa öyle bir done yok yani. Belki ileride bir şey yazarsak olur. Evet, devam edelim. Neyin sesini dinle? Aslında o ses neyin değildir. Onu üfleyenin duygularının neyden duyulan namedir. Yani hakikatindir diyor. Buraya da geçelim. Buraya da geçelim. Evet. Ne yapan usta kamışlıktan bir kamış kesti, ona 9 delik deldi, adını da Adem koydu. Ne değilmiş adı? Bir saattir ne diyorsunuz? Hiç hatırlatmıyorsunuz Adem'i. Ey ney! Sen seni çalan nezenin dudaklarından feryada geldin, inlemeye başladın. Fakat sen seni nefesinle feryada getiren nezenin dudaklarında değil, o dudaklara nefes vereni gör. Nezene de nefes veren. Apaçık ortada. Ney kamil insanın sembolüdür. İnsan haktan aynı düştüğü için feryat etmektedir. Ayrı düştüğü için feryat etmektedir. Ney gibi insanın bedeninde de 9 delik vardır. Neyi eline al, üfür. Zaten mübarek seher vakti bizim gafletimiz için ağlamakta, feryat etmekte, çenk de ayrılıktan şikayet edip durmakta. Altın renkli şaraptan bize bir kadeh sun da bizi bizden al. Bizim mezhebimizde kendini beğenmekten, kendinden yana çıkmaktan da daha beter bir cinayet yoktur. Evet, kimsenin gönlünü kırma da ne yaparsan yap, bizim şeriatımızda bundan başka günah yoktur demiş. Şerazade Hafız Hazreti Mevlana'nın sözlerine arada bir not eklemiştik. Nefis hırslı ve huyludur. Nekestir. Dünya malına aşıktır. Dedikodudan hoşlanır. Bu kötü huylar yüzünden sen de gizli rahmet hazinesinden habersizdir. Ey gönül kendine gel. Zahmet çekmeye gücüm kuvvetim yok deme. Kendi saçma görüşlerinden vazgeç. Sen güçsüz değilsin. Evet. Hoşgörü var mı? Yumuşaklık var mı? Hayır, sertleşiyor. Evet, Mevleviliği artık yavaş yavaş getiriyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Bektaşiler ve Mevleviler arasında askeri ve sivil erkan arasında rehavet görmüştür. Sultan Veled'in torunu Devlet Hatun Yıldırım Beyazıt ile evlenmiştir. Musa, İsa ve Mehmet Çelebiler dünyaya gelmiştir. Bakın dikkat ederseniz Hüseyin Atabi'den beri, baştan beri buradan olan arkadaşlara şu söyleyeyim. Hüseyin Atabi'den beri hep bir padişahın gidiş var yani. Ya kız veriyor ya erkek gidiyor. 3. Selim ve Sultan Reşat da padişah tarikata mensuplarmış. 3. Selim. Evet. Bu torunlar silsile değil. Silsile neydi? İcazet ediyor. Ben diyor Necmettin Kübra'dan aldım. Seri Hüsakati'den aldım. Ondan sonra Cüneydi Bağdadi'den gidiyor. Bu silsile. Yani bir gelme değil. Ama Hazreti Mevlana'nın asıl soyu nereden geliyordu? Ebu Bekir Hazretlerinden geliyor. Yani orada gerçekten bir soydan gelme var. Ama silsile farklı, soydan gelme farklı. Bu not mesela sınavda notlarımız arasına düşülebilir. Sultan Veled, Ulu Arif Çelebi, Abid Çelebi, Veys Çelebi buraya kadar. Şu anda hem de Faruk Çelebi daha vefat etmemiştir. Hala hayattadır, torunlarındandır. Çelebi diye geçer. Neydi? Allah adamı. Değil mi? Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk kez İstanbul'da açılan Mevlevihane şehrin dört bir yanına yayıldı. Galata, Beşiktaş, Üsküdar, Kasımpaşa Mevlevihaneleri. 15. ve 16. yüzyılda Şii batıni akımlara karşı Osmanlı'nın Mevlevilere yakın duruşu, 18. ve 19. yüzyılda Mevlevi olan 3. Selim'in Yeniçeri Ocağı'nda Bektaşilerin yerine Mevlevilerin alması düşüncesine kadar uzandı ama devam ettiler. Afyon Karahisar Mevlevihanesi büyük Mevlevihanelerden bir tanesi. Bahriye Mevlevihanesi, Beşiktaş, Eskişehir Mevlevihanesi bunlar çok büyük. Evet, Posnişin, şu anki Posnişin Mustafa Holat beyefendidir. Devlet tarafından görev alınmıştır, devlet atamıştır. Mustafa Kemal şey yaptığında, tekke ve zaviyeleri kapattığında Hazreti Mevlana burada diyor ki, burada farklı bir hava var. Burayı diyor türbe haline getirelim, burası devam etsin, devlet atasın. Bütün tekkeler kapanıyor ama Mevlana Müzesi devam ediyor. Sonra bir 10 sene sonra 32'de tarihleri hatırlamıyorlar. 32'de bir daha gidiyor sanırım. Sonra diyor ki şu Lahit'i bir okutsanıza diyor. Farsça yazan Lahit'i ne diyor burada? Ondan sonra Hazreti Mevlana Lahit de şöyle yazıyor. Bütün hepsini kapatmış olacaksın. Özetini veriyorum. Bütün hepsini kapatmış olacaksın ama aşıklar bizim kapımıza gelsin diye sadece bizimkini kapatamayacaksın gibi bir ibare var.
Mustafa Kemal onu görünce diyor ki yani biz bu sözü okusaydık da yapsaydık olacaktık. Mevlana'nın büyüklüğünü bir kez daha burada görmüş oldum diyor. Böyle de bir hadise var. Ondan sonra işte bu zat da 2 yıl kaldı demiş. 2 yıl sonra yaş haddinden emekli olacağım. Bu tabii şey değil. İcazet verilmiş bir kişi değil. Evet, Hazreti Mevlana 25 kuşak torunu Çelebi Celaleddin Bakır torunlarından. Hosnişin buydu. Bundan sonra şu anki halifeler. Esin Çelebi şu anki Hazreti Mevlana'nın torunlarından. Tekrar 22. Göbek Ötesi'nden kardeştirler. Hemdem Faruk, Hemdem Çelebi postişin olarak Mevlana postuna oturmuştur. Şu anda hilafetleri Faruk Hemdem Çelebi vermektedir. Konya Mevlana topluluğunun 21. 2. kuşaktan Faruk Çelebi nadir karne büyüklere halifelik vermiştir. Aynı şekilde burada da icazet Mehmet Çipan gene Konya'da bir zat. Bu kişi de icazet silsilesini aldığını beyan ederek internette de yayınlamış. Hemdem Çelebi'den. Ne oldu? Ben başa geçtim. Tamam. Evet, devam edelim orada. Evet, Mevlevilikte kollara ayrıldığı söylenir. Şemsi kolu, veledi kolu diye arkadaşlar. Şemsi Tebrizi'nin yoluna tarikat-ı ışıkiye, Şemsiye Celaliye denir. Veled'in yoluna ise züht olarak tanımlanır. Ancak Sultan Veled babasından önce Şemsi Tebrizi'ye intisap etmiştir. Hatta Şemsi Tebrizi demiştir ki, başımı Mevlana'ya, sırtımı da Sultan Veled'e verdim. Öyleyse ne yol veledi yoludur, ne şemsi yoludur, tarikatıdır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden Mevlevilikte şube yoktur. Hatta pirisani dediğimiz kişi de yoktur. Pirdir. Yani zaten pirisani olarak Adil Çelebi adıdır. Ne dedik? Adil Çelebi şey yapmıştı. Belli düzenleri getirmişti. Pirisani değil, pir olarak alınır. Çünkü zaten pir Hazreti Mevlana'dır. Ondan sonra hani bir daha büyütmeye, geliştirmeye yoktur. Mesela geçen tarikat derslerinde anlattığın arkadaşlarımız mesela ne dedi? İşte halvetilik İstanbul'da 300 tane şu kadar, işte diğerleri 40 tane 30 tane gibi şeyler var. Ama ne oldu? Mevlevilikte sadece 5 tane. Burada da işte Mevlevilikte çok başlılık yoktur. Bir kişi gelir, posta oturur, herkes ona artık onun geldiğine şey yaptığı için, vuku bulduğu için artık onun ötesinde başka bir şeye geçmez. Evet, tarikat silsilesi bu şekilde devam ediyor. Hazreti Resulullah'a kadar, Ali bin Ebu Talib'e kadar. Selamünaleyküm olsun. Evet, sorularınızı alalım. Saat 3 oldu. Var mı aklınızda sorular? Geçen bir kere çok soru gelmişti ama demek ki her şeyi cevapladık. Ne güzel. O zaman bu bizim sorulara, gelecek sorulara hazırlıklı olalım. Ama ben sorun istiyorum ki bilmediklerimizi biz de öğrenelim. Diyeyim ki şurada bilmiyorum diyelim ve gidelim öğrenelim. Varsa eksikliğimiz aklımızda. Kadın semazen olur mu? Olmaz. Olur. Ama halk arasında sema etmez. Evet, neydi bu? Ahmet Cahit hocamızın tartışma konusunda bir hoca giriyor ve bayan semazen görünce acaba hani olur mu olmaz mı? Kadının güzelliği ön plana çıkıyor arkadaşlar. Kadının güzelliği ön plana çıktığı zaman işte orada nefs ortaya çıkıyor. Sema edeceğiz. Zikir yapılan yerde nefsin ne işi var? Zaten o sema eden kişi bütün günahları bir daha yapmamaya tövbe etmiş kişidir. Yani yapmayacak. Hiç yaptığı günahlar varsa onlardan ele tek çekmiş olacak. Şimdi bu sefer seyit mi etsin? Neyse. Kadınlar kendi meclislerinde. Kendi meclislerinde sema edebilir. Tek başına da sema edebilir. Buyurun. Evet. 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 Şimdi parayla sema ediyor arkadaşlarımız. Zaten onlar herhangi bir icazet almış değil, herhangi bir mevlevilik mertebesi yok. Ve ne yapıyor? Ben bir gün bir yerde yazdım. Dedim ki sema gösterimiz var. Ücretli semaya da karşıyız arkadaşlar. Yani ücretli sema tamam, belli giderler verilir de arkadaşlar 50 lira diyor ya. Kişi başı 50 lira diyor yani.
Dedim ki biz toplu olarak geliriz, indirim yapacak mısınız? Yaparız dedi şimdi hemen orada. Peki dedim 10 lira daha verelim, 2 rekat daha namaz kılar mısınız? Ses gelmedi. Edepli karşıdaki ama ne demek istediğimi anladı. Yani 10 lira daha verelim, 2 rekat daha namaz kılın. Yani zikirden bahsediyoruz. Niçin 10 lira? Yani turistler geliyor ya, tamam. Diyor ki buranın bir gideri var diyor. Yahu tamam, oranın bir gideri var da kişi başı 50 lira nasıl gelsin çoluk çocuk? Ben şimdi yani nasıl geleyim yani? 4 çocuğum olduğunu düşünün. Hiç çocuğum yok. Yani 2 kişi gitseniz 100 lira arkadaşlar. Ne yaptık? Mevlevi ailesi kaça? 100 liraya. Yani hiç olur mu yani? Hani işte olmuyor bazı şeyler. Tamam, çok büyük bir yer yapın. Açık bir yerde yapın o zaman. Buyurun. Düğünlerde uygun olabilir. Nasıl uygun olabilir? Şöyle. Adam düğün yapıyor, halay çekiyor, oyun oynuyor, arada semazen döndürüyor ya da başlasın. Hayır. Mevlid yapacaksan olur. Yani tamamen mevlid yapacaksın. Sema, sufilerin söylediği sözler var. Onu burada şimdi açmadım. Başka bir zaman inşallah. Sufiler diyor ki, başında Kur'an okunacaksa, sonunda Kur'an okunacaksa, tamam. Sema olur ama mevlid de öyle. İşte şeyde de düğünde şakır şukur oynanacak, arada semazen olacak. Bu olmaz arkadaşlar. Ama siz oynanan düğünleri götürmüyorlar zaten. İlahi tarzında olan düğünler. Tamamen ilahi ama arada mutlaka çıkıyor ya. Yani ben çok gittim. Oynamayacak mıyız diyorlar yani sonunda. Efendim işte o da ücret zaten burada şöyle olacak. Yani oradaki kişi zaten doğru değil. Ben diyorum ki ben şimdi Mevlevi'liyim. Benim dostlarım vardır semazen. Ben de çıkarım, orada sema ederiz biz bir nevi, çünkü Sultan Veled Hazretleri evlendiğinde sema edilmiştir. Ama Hazreti Mevlana diyor ki yani aşk bu, yani orada gene Allah, yani Allah'tan gayri bir şey yok. Eğlencede de Allah var, eğlenme, sevinme meselesi bu. Yani her şeyi Allah'a bağlamak var aslında. Burada mesele bu, evet. Evet. Şimdi nasıl öğretecek? Şimdi onu döndürmeye çalışırsan belli bir yerden düşer. Çiviyi çakmışlar eski zamanda. Parmak arasını geçirmişler. Dönmüş ve işte o kanar. İşte belli yani belli bir dert, acı çeker yani orada. Evet, dönebilir tabii. Tabii. Evet. Doğru, çok güzel bir soru. Benim bir tanıdığım var. 14 yaşında küçükken diyor sema etmeye çalıştım. İlk semaında başım dahi dönmedi diyor. İşte huşu budur. Öyle yani geçti ama sonra diyor denedim. Hadi bir daha yapayım. Sonra hep başım döndü. Hep midem bulandı. Ama ilk ettiğim semada yaşı küçük 14 yaşında geçti. Diyor ki ben bir sema etmek istiyorum. Böyle heyecanlı. Hadi kimse de yok evde falan. İşte bir semaya tutulacak. Başlıyor sema etmeye. Ondan sonra bir duruyor, başı dönmüyor. Hani işte huşu bu. Yaşın küçüklüğü de var tabii yani. Düşünsenize, ufak bir çocuk hep böyle döner, bakarsınız hemen başı döner, düşer. Buradaki öğrenmek istiyorum diye gidiyorsun ya, bir şey öğrenmek vardır. Bir de ben bu işi yapacağım demek vardır. Bu bizim müzik derslerinde yaptığımızda da orada. Yani bir şey öğrenmek istiyorum, heves vardır. Bir de bu iş olacak. Yani kalben. Evet, başka sorumuz var mı arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun geldiğiniz için. Bizi...